Merhabalar arkadaşlar. Hazır sınavda yaklaşmışken tek tek konularla ilgili böyle çalışma videoları, çalışma sorularının videolarını çekmeye karar verdim yine. Birinci video tiyatrodan başlasın istedim. Tiyatro ile ilgili boşluk doldurma sorularına bakalım. Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacıyla yazılmış dramatik metinlerin sahnede canlandırılması için ortaya çıkan sanata tiyatro diyoruz arkadaşlar. Basit bir tanım aslında. Tiyatro güzel sanatlardan ritmik, yani dramatik sanatlardandır. Asla görsel sanat demeyiz arkadaşlar tiyatro için. Çünkü hatırlarsanız ritmik sanatlar şeydi, yani görsel sanatlar maddeye dayanıyordu ama ritmik sanatlar, yani dramatik sanatlar harekete dayanıyordu. Tiyatro da harekete dayanan bir sanattı. Tiyatro metinlerin sınıflandırılması tablosunda tabii ki göstermeye bağlı metinlere dahil ediliyordu. Göstermeye bağlı metinlerdendir diyebiliriz. Tiyatro metninde oyuncunun yapacağı hareket, jest ve mimikleri. Tiyatro metninde oyuncunun yapacağı hareket, jest ve mimikleri parantez içinde gösterebiliriz. Parantez, biraz anlatım bozukluğu yapmışım. Mimikleri parantez içinde gösterilir olacak. Evet, gösterilir. Parantez içinde, yani yay ayraç içinde gösterilir. Modern tiyatro, tabii ki Dionysos'un, Dionysos ya da nasıl yazılıyorsa tabii ki biraz daha büyük harfle yazalım. Dionysos'un bağ bozumu şenliklerine dayanır. Modern tiyatro olmak üzere üç türden oluşuyorsa ne deriz buraya? Trajedi, yani trajedya. Trajedi, sonra komedi ve dramdan oluşuyor. Hemen yazalım. Ve dramdan oluşur. Tiyatroda hangi öğeler bulunurdu? Hatırlarsak tiyatroda dramatik örgü, yani olay örgüsü, dramatik örgü, kişi, zaman ve mekan ögelerine yer veriliyordu. Ögelerinden oluşuyordu tiyatro. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro, unutmayalım. Sahnelenen, yani gösterilen ilk tiyatro kimindi? Tabii ki Namık Kemal'in yazdığı Vatan yahut Silistre adlı oyundu. Vatan yahut Silistre. Şu ilklerdeki ifadelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şuna dikkat ediyoruz. Sahnelenen ise Namık Kemal. Edebiyatımızda modern tiyatro neredeyse bütün türlerde olduğu gibi Tanzimat döneminde edebiyatımıza girdi. İlk Müslüman kadın oyuncumuz Afife Jale. Edebiyatımızda yayınlanan ilk oyun. Bakın, yayınlanan diyor. Yani basılan, kitap olarak ya da gazetede tefrika olarak basılan ilk oyun Şinasi'nin yazdığı, hem de töre komedisiydi hatırlarsak, Şair Evlenmesi eseridir. Bir oyunda tek bir olayın tek bir mekanda ve 24 saat içinde gösterilmesi kuralına da üç birlik kuralı adı veriliyor. Doğru yanlışlara geçelim. Edebiyatımızda modern tiyatrodan önce de tiyatro vardı. Evet, geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Doğru. Dramda sadece acıklı olaylar anlatılır. Hayır, dram hayatı olduğu gibi yansıtıyordu. Hem acıklı hem de gülünç olaylar vardı. Tiyatro oyuncusunun role uygun el ve kol hareketleri yapmasına mimik mi deniyordu? Tabii ki hayır. Buna biz jest diyorduk. Yüz hareketleri mimikti ama el kol hareketleri jestti. Dekor sahnede bulunan ve oyunla ilgili olan eşya ve aksesuarların tümüdür. Evet, doğru. Modern tiyatro edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girdi. Hayır, burada demiştik zaten Tanzimat döneminde girmiştir modern tiyatro. Bu da yanlış. Komedide kişiler soyludur. Asla komedi halka anlatırdı, güldürürken düşündürüyordu. O yüzden halktan kişilere ele alıyordu. İlk Müslüman kadın oyuncumuz Beda Muvahhid'dir. Evet, Beda Muvahhid ilk Müslüman kadın oyuncularımızdandır. Ama ilki
hafife jalidir. Tiyatro metinlerinde kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılır. Kesinlikle değil, bir kere anlatmaya bağlı bir metin değil tiyatro. Tiyatro göstermeye bir bağlı bir metin olduğu için tabii ki bakış açısı da bulunmaz. Edebiyatımıza modern tiyatro öncelikle çeviri eserlerle girmiştir. Evet, Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviriler yapmıştı. İnsanın başına gelebilecek her türlü olayda karşılaşabileceği her türlü durum tiyatronun konusu olabilir. Kesinlikle doğru. Orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür. Bu da doğru. Modern tiyatronun en güzel örneklerinden biri gölge oyunudur. Hayır, gölge oyunu geleneksel Türk tiyatrosudur. O yüzden modern tiyatro içine alamayız. Modern tiyatro zaten komedi, trajedi ve dramdı. Şimdi verilen bilgiler komediye mi, drama mı, trajediye mi ait acaba, bakalım. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. İkisinde yok. Dram ve komedi. Kişileri sıradan halktır. Kesinlikle kişileri sıradan halksa komedi diyoruz. Evet, dramda da sıradan halk var ama sadece sıradan halk yok. O yüzden komedi diyoruz. Amaç güldürürken düşündürmektir. Bu da komedi. Kaba söz ve şakalara yer verilir. Hem komedi hem de dramdır bu. Kişiler eğitim durumları veya konumlarına göre konuşurlar. Yani üslup kişiden kişiye değişir. Demek ki ne demek oluyor? Her kesimden insan oluyor. Bu da dramın özelliğidir. Üslupta soyluluk aranmaz. Bu hem komedinin hem de gerçi komedi diyebiliriz çünkü dramda kişiye göre üslup olur. Kişiler kral, kraliçe, komutan, tanrılar, yarı tanrılar gibi üst tabakadan kişilerse buna trajedi diyoruz. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Evet, trajedi ve klasik komedidir. Trajedi ve komedi diyebiliriz buna. Beş perdeden oluşur, hem trajedidir hem de klasik komedidir. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Aynı şekilde hem trajedi hem de komedi için geçerli. Hayatın acı ve mutlu yanlarını birlikte verir. İşte bu dramın özelliğidir. Yani hayatı olduğu gibi anlatması. Her kesimden kişi konu olabilir. Her kesimden kişi konu oluyorsa dramdır. Dünyadaki en ünlü temsilcisi İngiliz yazar Shakespeare'dir. Bu da dramın bir özelliği. En ünlü temsilcisi Fransız yazar Molière'dir. Bu da komedinin özelliğidir. Hayatın acıklı olaylarını göstererek insanların ders çıkarmasının amacını taşır. Acıklı olaylar deyince sadece buna trajedi diyoruz. Vurma, kırma, öldürme gibi olaylar sahnede gösterilmez. Bu da tabii ki yine trajedinin özelliğidir. Geldik tiyatro terimlerine eşleştirmeye. Pandomim neydi? Hatta şöyle bakalım. Bir eserin başka bir dil, ülke ve kültüre uyarlanması. Adapte diyebiliriz buna. Adapte eser. Şöyle yazalım. Adapte, evet. Sahnenin arkasında duran ve gerektiğinde oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyen, hatırlatan kişilere suflör diyoruz. Kadın oyuncu, aktris zaten karşısına yazmış. Aktris. Tiyatro sanatçıların oyuna ve oyunun konusuna uygun olarak giydikleri kıyafete kostüm diyoruz. Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm kulistir. Oyunun seyirciyle buluştuğu ilk gösterimine verilen ad premierdir. Premier yazalım. Tiyatro oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her birine verilen ad replik. Sessiz hareketler, jestler, ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi ise tabii ki pandomimdir arkadaşlar, pandomim. Aşağıda verilen kelimelerin tanımını yazınız. Bu zaten yazmayacağım, ben söyleyeceğim size. Sonra siteden de bakabilirsiniz. Aşağıda verilen kelimelerin tanımını yazınız. Dekor, oyun için kullanılan, şurada bakın vardı zaten. Oyun için kullanılan, nerede? Sahnede bulunan ve oyunla ilgili olan eşya ve aksesuarların tümüdür. Dekor. Bu dil ise bir çeşit komedi türüdür. Türkülü komedi diyebiliriz. Yanlış anlaşılmalara ve tuhaflıklara dayalı bir tiyatrodur. Tirat böyle oyuncunun
karşısındakine vaaz verir gibi yaptığı uzun konuşmalarına diyoruz. Diyalog karşılıklı konuşmadır tiyatroda. Mizansen oyunun sahnelenmesiyle ilgili bir terim. Operet küçük eğlenceli konuların işlendiği müzikli bir tiyatro türü. Fairy ise cinlerin, perilerin, doğaüstü güçlerin yer aldığı, birazcık korkunç olayların anlatıldığı işte tiyatro eseriydi. Aktör erkek oyuncu, dramatik örgü ise tiyatrodaki olay örgüsüdür. Şimdi zarflara geçelim. Zarflar yazılıda olacak mı olmayacak mı henüz tabii karar vermedik ama şey yapmak için, tekrar etmek için güzel bir örnek. Yer alan zarfları bulunuz. Şu an şöyle bir yapalım. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha bir zarftır. İyi düşün, doğru karar ver. İyi bir zarftır. Doğru karar ver. Yine bir zarftır. Sahiden sevmemiş beni meğerse ve sahiden şöyle yapalım. Ay yapamadım. Ve meğerse çok güzel günler göreceğiz. Buradaki çok yine zarftır. Aşağı bakarsanız asla gökkuşağını göremezsiniz. Aşağı ve asla burada zarftır. Sonra saat 5'te buluşmamız gerekiyordu. Ne zaman? Saat 5'te bir zaman zarfı. Akşama doğru geleceğini bana neden haber vermedin? Ne zaman akşama doğru geleceğini ve neden? Soru zarfı, zaman ve soru zarfı var. Onu görmek istediğini niçin söylemedin? Niçin soru zarfıdır? Anneler çocuklarına bıkmadan, usanmadan bakarlar. Nasıl bakarlar? Bıkmadan, usanmadan. Durum zarfıdır. Adam deminden beri ne bakıyor bize? Niye bakıyor? Bir soru zarfıdır. Ne zaman? Deminden beri de bir zaman zarfıdır. Onunla konuşurken daha çok dikkat etmelisin. Ne zaman? Onunla konuşurken bir zarftır. Zaman zarfıdır. Çok dikkat etmelisin, bu miktar zarfıdır ve daha çok yine üstünlük zarfıdır diyebiliriz, yine bir zarftır. Aşağıdaki yazım yanlışlarını bulunuz demişiz, sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Buradaki D'nin ayrı olması gerekiyordu çünkü bu bir bağlaçtı. O da diyeceğiz. Bakın da'yı D'yi ayrı yazmak ne kadar önemli. Sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım demişti o da. O da mı? Mutfak mı? Üçlü bir anlam çıkabilir. O yüzden o da ayrı yazılacak. Sen ki böyle şeyleri önemsersin. Buradaki ki bağlaç olan ki'dir. Açıklama yapıyor. Bunu neden önemsemedin? Bakalım gözümden kaçan bir şey var mı? Önemsersin. Bunu neden önemsemedin? Yok. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlamak gerekiyor. Çünkü soru işareti mutlaka... Yani kendisinden sonra hiçbir zaman küçük harfle başlanmaz. Virgül veya da noktalı virgül olabilirdi ama soru işaretinde olmaz. Ciddiye mi aldın? Mi soru edatıdır. Soru edatı olduğu için de ayrı yazılması gerekiyor. Oysa ki isim bohçamdan hatırlayın ki burada bitişik yazılır arkadaşlar. Ne kadar da samimi. Sen onu kovunca bir şey diyecekmiş. Bir şeyli olan her şey ayrı yazılır. Ve diyecekmiş. Şurada şeyi de işaretleyelim. Diyecekmiş. Soru edatı değildir bu arkadaşlar. Geçmiş zaman eki, o yüzden bitişik yazılması gerekiyor gibi baktı. Sonra da başını eğerek bir takım düşüncelerle, buradaki bir takım belgesiz sıfat olduğu için bir takım bitişik yazılmalıydı. Düşüncelerle sessizce çıktı. Bende buruk bir duygu bıraktı. Bende buruk bir duygu bıraktı şeklinde okuyamayız. Bende buruk bir duygu bıraktı. Yani bulunma hal ekidir buradaki de. Bitişik yazılması gerekiyor. Sende ise hiçbir şey. Sende ise hiçbir şey şeklinde okuyamayız. Sende ise hiçbir şey. Bu da bitişik yazılmalıdır. Çünkü bu bir bulunma hal eki. Hiçbir bitişik şey ayrı yazılır arkadaşlar. Burada şeyin ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden yazım yanlışı oldu. Şimdiki bu çalışma sorumuz bu kadar. Sonraki konularla ilgili, nitelerle ilgili de, ya daha doğrusu önceki nitelerle ilgili de daha sonra video hazırlarım yine. Kolay gelsin.